Efendim merhaba. Bugünkü analizde 25 yaşında bir kadın, kendisi yurt dışında öğretmen, para, kariyer, evlilik ve sağlık konularını merak ediyor. Analize geçelim. Evet, 25 yaşında aktif fel sağ. Baktığımızda bütün parmakların Satürn'e doğru döndüğünü görüyoruz. Satürn parmağı düz ve diğer 3 parmak da o tarafa doğru eğimli. Gördüğünüz gibi. Böyle bir durumda güçlü olmayan parmaklar gücünü Satürn'e doğru aktarması anlamına geliyor. Burada güçlü, uzun, düz Satürn parmağının denge çarkı olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek bir Satürn tepesi ve Satürn çizgisinde mevcut oluşu bunu belirleyici olarak gösteriyor burada. Öncelikle kavisli işaret parmağından başlayalım. İlişkilerde duygusal, gizlenmeye ve kararsız olmaya eğimli biri olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi her zaman güçlü bir desteğe ihtiyaç duyacaktır. Bu eş olabilir veyahut da ailesi olabilir. Kendisini daha güvende hissetmesi için. Buradaki güneş parmağının da Satürn'e doğru dönmesi. Burada daha net görülüyor bu fotoğrafta. Bu güneşin Satürn ile işbirliği yaptığı anlamına geliyor. Kendisinin ekstra kurnaz, gözü açık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle güneş çizgisiyle beraber burada mevcut güneş çizgisi. Uzun bir akıl çizgisi var kavisli Ay tepesine doğru. Ay tepesinde yüksekliği fena değil ve Ay tepesinde balık sembolü de var şu şekilde. Gerçekten gözünün açık olması bazı özel yetenek ve kabiliyetleriyle fark yaratabilir. Şu an ne öğretmen olduğunu bilmiyorum ama yazmayla ilgili veyahut da sanatla ilgili herhangi bir alanda başarılı olabilir gerçekten. Burada Merkür parmağını biraz kısa görüyoruz. Yani zayıf görüyoruz diğer parmaklara göre. Yani çok da zayıf sayılmaz. Bu özellikle 25 yaşlarına kadar geri planda durma, fazla topluluk önünde konuşamama, çekingenlik gösterme gibi tavırları olabilir ama bunları aşacaktır yaş ilerledikçe. Parmak çok kısa değil çünkü. Burada Merkür parmağının da kavisli olması, Güneş parmağındaki bu bahsettiğimiz özellikleri daha da yükselten özelliklerdir. Yani daha gözü açık, daha kurnaz anlamında söyleyebiliriz. Daha da kendisini her şeyi daha çok fark eden, gözü açık biri olarak tanımlayabiliriz. Tam bir arabulucudur. Diplomatik dil kullanmayı çok iyi bilir. İyi bir ikna kabiliyeti vardır. Tabii ki bu özelliklerini insanları manipüle etmek için de kullanabilir. Umarız öyle yapmıyordur. Ki kendisi şu an öğretmen. Öyle bir şey olsaydı öğretmenlik mesleğini seçmezdi. Eğer bunun kötü yanlarını kullanıyor olsaydı mesela şurada ızgaralar olabilirdi. Merkür tepesinde. Şu şekilde. Böyle bir durum olmadığı için sadece bu iyi yönde faydalanacaktır bu özelliklerde. Ve manipüle etmeyecektir, insanları kandırmayacaktır. Diğer yandan baktığımızda parmak aralarında kapalı tutmasına rağmen boşlukları görüyoruz, değil mi? Yani iki elde de boşluklar mevcut. Parmaklar dolgun değil. Bu yine başkalarına karşı açık, güvenilir, net olduğu, hatta bazen naif tavırlar da sergileyebileceği anlamına gelebilir. Bencil değildir ama birikim yapmakta zorlanabilir. Harcamalarını iyi gözden geçirmesi lazım. Tabii parayla ilgili konulara geleceğiz şimdi. Başparmak güçlü gerçekten ve bu birinci bölgede çok güçlü. Diğer majör çizgilerin derinliğiyle beraber zaman zaman güdüsel davranma gözlemlenebilir kendisinde. Ama bu ikinci bölgede çok kısa değil, yeterli seviyede bir denge var arasında. Yine istişare edebileceği, diplomasiyle işleri çözebileceği, planlı projeli stratejiler de oluşturabileceği anlamına geliyor. Yani kendisi için bir çift yönlülük, iki yönden de faydalanma mevcut. Hem güdüsel davranma, fevri ani davranışlar, ani harekete geçme de olabilir. Bazen de planlı strateji ilerleme, iki türlü de davranabilir. Bu güçlü parmak gerçekten güçlü bir Venüs tepesiyle desteklenmiş. Bu iyi bir fizik gücüne işaret. Kendisi iradeli, güçlü ve kararlı birisi. Diğer yandan baktığımızda tüm majör çizgiler elinde. Net ve derin, çok fazla karmaşık çizgisi yok. Berrak bir el, net her şey. Bu iyi bir karar verme becerisine sahip olduğu. Kararlı ve adanmış, net vizyonlara sahip. Fazla kafa karışıklıkları yaşamayan biri. Eğer böyle net bir çizgi durumunda kısa akıl çizgisi veyahut da zayıf hayat çizgisi olsaydı tembel biri olarak adlandırabilirdik. Ama akıl çizgisi gerçekten çok uzun. Buralara kadar geliyor kavisli bir şekilde ve derin bir hayat çizgisi var. Kesinlikle tembel olarak adlandıramayız. Hayatta her zaman hızlı olduğunda, olması gerektiği yerlerde bulunduğunda başarı gelecektir. Şimdi burada akıl çizgisine baktığımızda yaklaşık 20-22 yaşlarına kadar bir zincirli durum var görüyorsunuz. Yani şu bölgeye kadar zincirli sığ ilerleyen, geniş ilerleyen bir çizgi var.
Normalde bizim istediğimiz akıl çizgileri şu kıvamda olması lazım. Şu şekilde. Başlangıçtan sona kadar. Tabii genelde birçok kişinin başlangıçlar böyle. Yani bu demek olabilir ki bu 20-22 yaşlarına kadar kendisini çok rahata bağlamak, sorumluluk almamak, stresten kaçınmak ve başkalarından beklenti halinde olmak. İşte ailesinin kendisi için bir şey yapması veyahut da zamanı yaymak her şeyi, acele etmemek. Biraz da umursamamak yani hayatı. Olması gerektiği gibi belki erken yaşlarda böyle davranmak gerekebilir, bilmiyorum. Tabii ki bu dönemde ufak tefek sağlık veya da psikolojik problemler de atlatmış olabilir. Onların da etkisi olabilir. Ama genel olarak pek fazla bir şey yapmadığı, girişkenlik göstermediği durumlardır. Aynı zamanda burada çizginin başlangıcındaki elmas üçgenimsi işaret şöyle. Bu iyi bir IQ'ya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten akıl çizgisine baktığımızda da güzel bir eğimle şöyle ay tepesine doğru iniyor böyle. Çok güzel uzun bir çizgi. Ne kadar burada pek fazla bir şey yapmak istemese de hayatın başlangıç kısmında çizginin kısmen ayrı olması yani hayat çizgisine çok yakın başlamamış. Genelde bizim çizgiler böyle başlıyor biliyorsunuz. Bu biraz yukarıdan başlamış. Bu ne kadar yukarıdan başlarsa o kişi o kadar daha bağımsızlığına düşkün, kendi başına işleri halledecek yetiye sahip olması anlamına geliyor. Daha özgürlükçü, bağımsız, öz saygısı daha yüksek, daha ailesinden bağımsız hareket etmek isteyen bir yapıda görülebilir. Ama bunlar belki daha ilerleyen yaşlarda daha ağır basmaya başlamıştır olabilir bu 22 yaşından sonra. Daha maceracı, girişimci, cesur ve dürtüsel davranan bir yapıda olabilir. Tabii bu aşırı derecede de değil. Yine bağlanan bir çizgi var burada. Normalde bu saydığımız özellikler, çizgiler genelde böyle oluyor. Bunlar daha aşırı oluyor. Bu makul seviyede denilebilir kendisi için bu durumlar. Çok da aşırı değil. Gerçekten böyle uzun, ince, kavisli bir çizgi ay tepesine doğru. Çok sofistike düşünen bir yapıya sahip. Uzun bir çizgi. Her zaman karar vermeden ve harekete geçmeden önce normal kısa akıl çizgilerine göre daha çok zamana ihtiyacı var ve daha çok kanıta ihtiyacı vardır. Ona göre hareket eder. Kanıt önemlidir. Yani zihnen tatmin olması gerek bir şey yapmadan önce. Sağduyulu ve felsefi düşünceye de yatkındır kendisi. Burada Ringo Solomon'un da olması bu konuda destekleyici bu düşüncelerde. Bu Ring of Solomon'la daha felsefik, psikolojiye meraklı, astroloji bu tür konularda meraklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hislerinin de güçlü olduğunu belirtebiliriz buradan. Güçlü hislere sahiptir. Çizgi Ay tepesine inerken Mars Ovası'nda da bayağı bir zaman geçirdiğini görüyoruz. Buradan da faydalandığını görüyoruz. Kendisinin çok kararlı ve dirençli olduğunu, iyi beynini zorlayabilecek, zihnini zorlayabilecek kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda hayal gücünden de faydalandığını söyleyebiliriz. Kendisi acele etmeden işleri sakin bir şekilde yoluna koymayı gerçekten iyi becerebilir. Burada hayal çizgilerini bir karşılaştırma yaptığımızda sağ elde aktif eldeki hayal çizgisinin daha istikrarlı, daha net olduğunu görüyoruz sol ele göre. Sol elde bir şurada seyrelme var ve burada Merkür çizgisi devreye giriyor. Teslim alıyor o kısmını hayal çizgisinin ve bir kısmında kader çizgisi tamamlıyor şu bölgeyi. Bu genelde pek tercih etmediğimiz durum. Bu sağ eldeki durum her zaman daha iyidir. Yani bunun tam tersi olsaydı durum kötü olabilirdi kendisi için. Ama bu öyle olması, bu yükselen iyiye giden bir seviye. Bu kendisine iyi baktığı, sağlıklı beslendiği, düzenli yaşadığı anlamına geliyor. Bu şekilde de devam etmesi lazım. Çünkü sonra da bakıldığında burada problemler görülüyor. Yani hayat çizgisinin durumu biraz daha karışık burada sağ ele göre. Anladığımız kadarıyla kendisi sürekli bünyesini güçlendirme eğiliminde ve bu doğal canlılığı sürekli devam edecek gibi görülüyor. Hayat çizgisi devam ediyor. Ta ki burada yine aynı dönemlerde Merkür çizgisinin kestiği noktalarda burada da bir kesme var şöyle. Ve burada bir adacık oluşuyor. Görüyorsunuz. Bu yaklaşık 62-63 yaşlarına denk geliyor. Buraya yazalım 63. Bu dönem gerçekten çok tehlikeli. Dikkatli olması lazım. Kalple ilgili bir problem olabilir. Çünkü şurada adacıklar var kalp çizgisinde aynı dönemlerde. Eğer kalp değilse bu Merkür çizgisi aynı zamanda sağlık çizgisinin kesmesi burada hayat çizgisinin aynı noktalara denk geliyor. Tabii ki burayla aynı dönemlerde. Bu karaciğer, kan, sindirim sistemiyle ilgili problemler de olabilir. Bunlara da dikkat edecek. Yani olabilecek sağlık problemleri bunlar olabilir anladığım kadarıyla. Yani şu durum ciddi 63 yaşlarına önemli. Sonra çizgiye bakarsanız zaten çizgi eskisi gibi ilerlemiyor. Daha seyreliyor ve düşen çizgiler var. Kalitesini biraz kaybediyor. Gayet normal o yaşlardan sonra bu şekli alması. Ama bu dönemlerde dikkat edecek tabii. O dönemi iyi atlatacak. Zaten kendine bakan, iyi beslenen biri. Bununla daha da özen gösterirse daha iyi olur. Bilek çizgilerine baktığımızda
İki elde de mesela bu elde üç tane var ve net çizgiler. Pek kırılma görülmüyor çizgilerde. Düz ilerleyen çizgiler. Burada da öyle. Sağ elde de güzel. Bu sağlığının aslında iyi olduğunu, bu olumsuz durumları atlatabileceği anlamına da geliyor. Mesela burada seyrek çizgi olsaydı veyahut da bu çizgi böyle içeriye bombeli olsaydı, tek bir çizgi olsaydı silik, bu durumlar daha ciddi olabilirdi. Ama bu bir artı kendisi için. Hem para konusunda, maddi konularda, aile kurma konusunda, şans konusunda da iyi. Bu yönden bu çizgilerin burada varoluşu güzel. Burada Merkür hattındaki çok fazla kalabalık çizgiler belki 25-30 yaşına kadar pek fark etmiyor ama 30 yaşından sonra daha çok fark edebilir bu hassasiyetlikleri nedir, zayıf noktaları. Onları iyileştirmeye doğru ilerleyebilir. Elimizde mesela sağlık çizgisi hiç yoksa kolaylıkla hasta olmazlar. Hasta olduklarında da kolay iyileşemezler. Sende durum böyle değil. Çabuk hasta olursun ama çabuk da refleks gösterebilirsin. Bir çeşit refleks çizgileri bunlar. Sigorta çizgileri gibi. Tabii tek bir çizgi olsaydı daha iyiydi. Birkaç çizgisi oluşu da yine bu korumaları sağlayacaktır. Yani senin hassasiyetini oradan görüyoruz zaten burada. Bir diğer yandan burada kader çizgisinin bilekten doğduğunu görüyoruz şöyle. Bilekten gelen çizgilerle bağlanıyor. Şu şekilde. Şöyle düşen çizgiler de var. Çizginin bilekten doğması kader çizgisinin kariyer yolunda bazı hayal kırıklıkları, hüsranların olması anlamına geliyor. Tabii bunu söylerken başka çizgilere de bakacağız burada. Bunlar ne kadar olabilir? Ama genelde bu risk her zaman senin için vardır. Dikkatli olman gerekiyor yatırımlarda falan. Yani kafana göre hareket etmemek, planlı davranmak senin için daha iyi olacak her zaman. Mesela bu çizgi kısa yolda kalsaydı, şuralarda dursaydı veya akıl çizgisinde dursaydı, hiç ilerlemeseydi buradan öteye. Bu iflaslar, ticari kayıplar, kariyerlerin sonlanması, her türlü olumsuzluk olabilirdi. Hüsranla bitmesi kariyerin. Ama öyle değil. Bu sadece senin için uyarıcı olarak söyleyebiliriz dikkatli olman gerektiğini. Ama ciddi bir şey görünmüyor burada. Çok derin stres çizgileri de yok. Sadece burada bir çizgimiz var şöyle kesik kesik giden. Güneş çizgisinde katılan şöyle kesen devam eden bir çizgi. Bu güneş çizgisini kestiği için bu bir etki çizgisi. Bu para kayıpları yaşatabilir sana. Yatırımlarda yine dikkatli ol. Ve devlette çalışıyorsun şu an. Büyük ihtimal memursun. Öğretmen olduğun için diye düşünüyorum. Devlete yaptığın işlerde her şeyi kitabına göre yap. Komplikasyonlara girme ve dediğim gibi yatırımlarda da dikkatli ol. Hesabını kitabını iyi yap. Ödeyebileceğin şekilde krediler çekmeye çalış. Bu yönden bu uyarıcı olabilir. Buradaki stres çizgisiyle kader çizgisinin bilek çizgisinden doğması. Bunlar bağlantılı bir uyarıcı senin için burada. Diğer yandan burada kader çizgisine baktığımızda tıpkı akıl çizgisi gibi 22 yaşlarına kadar çizgi bozuk ilerliyor fark etmişsindir. Yani sığ ve zincirli bozuk ilerleyen çizgi ve sonra düzeliyor. Normalde bizim istediğimiz kader çizgisi şöyle olmalı her zaman. Şu bölüm var ya tıpkı akıl çizgisinde gösterdiğim gibi şu bölüm gibi olmalı. Bu en istikrarlı, en fayda sağlayacak, kendinden en iyi verim alacağın dönemler böyle olacaktır. Fark ettiysen 22'den itibaren buradaki düzeliyor. Buradaki de 22'den itibaren düzeliyor. Bir paralellik var. Yani o 22 yaş döneminde neyse mesela özellikle kader çizgisinin böyle bozuk olması da erken yaşlardan itibaren. Bu birden yani bunun sebebi çok fazla olabilir. Aileyle ilgili problemler olabilir, maddi sorunlar olabilir, istediğin eğitimi alamıyor olabilirsin, zor bir çocukluk geçmiş olabilir, sağlık problemi olabilir. Yani bir şekilde seni etkilenmen kaderinin başlangıcında, kariyerinin başlangıcında özellikle bu dönemlerde bu 22 yaşlarına kadar kendi başına bir şeyi başaramayacağına inanmış gibisin herhalde. O durumu aşmışsın. Bu ilerleyen zamanlarda kesinlikle böyle olmayacak. Eskisi gibi olmayacak. Bir şekilde bir inanış varmış sende. Tahmin ediyorum sadece. Yani bir özgüvenle ilgili olabilir. Çünkü işaret parmağı da kavisli. Akıl çizgisinin başlangıcı öyle biraz uyuşukluk, başkalarından beklenti halinde olma. Kader çizgisinde böyle oluşu. Bu yönde şey ama tamamıyla bu değişmiş. Çok istikrarlı çünkü gidişat burada stres çizgileri de yok orayı kesen. Bir tek bu var bu da işte bahsettik ondan. Şöyle gelen çizgiler yok yani çizgi çok güzel ilerliyor. Akıl çizgisi de aynı şekilde ilerliyor ondan sonra. Yani önündeki dönem çok iyi gerçekten. Eğer şu an öğretmenliği devam ettiriyorsan bu bir şekilde seni istediğin yere kadar götürür. Emekli de olabilirsin ve terfi de alabilirsin o işte. Bu yönde bir sıkıntı yok. Burada kader çizgimiz ilerlerken şu şekilde. Şurası mesela kalp çizgisi böyle geliyor ya. Bu da kalp çizgisinin bir dalı. Bu gelen kader çizgisi buna karışıyor. Böyle ilerliyor. Bu da kopan kalp çizgisinin bir parçası burada. Devamı gibi kalp çizgisinin. Burada
kader çizgisinin kalp çizgisine böyle karışması, içinde devam edip sonra düzelmesi, kendi dostluğun ve sevgin sayesinde hayatında tanışacağın insanlar, yeni tanışacağın veya daha önce de tanıştığın kişilerden her zaman maddi ve manevi destek almayı başaracaksın ihtiyacın olduğunda. Bu yine aşk evliliği olma ihtimalini bayağı yükseltiyor, bu çizginin bu şekilde karışması kalp çizgisine, irade çizgisinin kalp çizgisine karışması. Evlilik çizgilerine baktığımızda gerçekten çok güzel bir evlilik çizgisi, net ve yav işareti de kapalı bir yav ve bayağı büyük bir işaret. Bu yönde evlilik konularında şanslı bir işaret kapalı oluşu ve aile çizgileri de çok net, derin, güzel bir çizgi var burada da. Evlilik konusunda isteklisin ve bu konuda da istediğini elde edeceksin gibi görülüyor. Yaş tahmini yapacak olursak burada güneş çizgisi kader çizgisinden yaklaşık 25 yaşlarında doğuyor. Şu şekilde ilerliyor. 25-26, şu an 25 yaşında. Normalde yani benim tecrübelerimde de bu 25-26 güneş çizgisinin kader çizgisinden doğduğu noktalarda büyük ihtimalle evlilik gerçekleşiyor. Eğer yani hiç kariyer olmayan birisinin elinde bile ben evlendiği yaşı böyle fark ettim. Bu ihtimal belki denk gelmiştir şu an. Önündeki yıl da olabilir. Belki denemelerin de olmuş olabilir. Şu an tam o aşamada da oluyor olabilirsin. Eğer bu dönemde olmadıysa bu ömür boyunca bu çizgi devam ediyor. Paralelinde gitmesi zaten kader çizgisinin. Bu ihtimalin her zaman olabileceğini gösteriyor bize. Bazen de bu 25-26 yaşında 24 yaşlarına da denk gelebilir. Bu kariyerini de başlatmış olabilirsin. Mesela öğretmenliğe geçen yıl başlamış olabilirsin. Hatta 23'te. Bunun etkileri olabilir. Bazen kendi işini kurmakla ilgili olabilir. Yani iş hayatına atılmak. Bu gerçekten önemli bir çizgi, bu şekilde olması, kader çizgisinden doğması. Böyle buradan doğması her iki tepenin niteliklerinden faydalandığın anlamına geliyor. Hem Satürn hem Güneş'in birleşimi oluşuyor burada. Satürn'den gelen para, mülkiyet, zenginliği ve bilgiye sahip olma, bilgiye ulaşma. Güneş parmağından gelen parlak, fark edilme, risk alma, bazı özel yeteneklere sahip olmak. Bu özelliklerini birleştirerek kariyerine etki edebilirsin. Bu konuların birleşimiyle bağlantılı iş sahalarında başarılı olabilirsin. Burada akıl çizgisinden şöyle bir çıkan dal var. Üçgen oluşturuyor. Net bir üçgen. Güneş çizgisiyle beraber bu harika bir işaret burada. Yüksek zihin gücüne, yüksek IQ'ya işaret. Burada zaten bahsetmiştik çizginin başındaki işaretten de. Bununla güzel bir şekilde uyumlu burada. Bu olağan dışı zihin gücü, öz saygı ve muhakeme yetenekleri sayesinde başarıyı elde edecektir. Burada benzer durum kalp çizgisiyle de var. Yaklaştırdığında göreceksiniz şöyle. Şöyle duruyor. Bu güneş çizgisi. Bu da az önceki akıl çizgisiyle oluşan üçgen ve kalp çizgisiyle de aynı durum var. Bu sıcaklığı, sempatikliği, sevecenliği sayesinde kendisini seven ve destekleyenlerin her zaman maddi manevi desteğini yine alacağını söyleyebiliriz. Aynı buradaki gibi. Yine bununla bağlantılı, yani harika çizgiler bunlar. Yani çok şanslı biri. Burada da zaten sempati çizgileri mevcut. Şöyle giden çizgiler. Şöyle. Şuradakiler mesela, şöyle şuradan gelen çizgiler. Bunlar anne karnındayken yaşadığı stresler olabilir. Veyahut da çok erken dönemlerde yaşadığı sağlık veyahut da psikolojik problemler. Bunları hatırlamıyor bile olabilir. Geçmişten gelen çizgiler. O yüzden pek önemi yok ama bunların anlamı bu. Ay tepesindeki balık işareti burada, şurada da var. Sol elde de var. Şöyle kendisi zaten şu an yurt dışında yaşıyor. Bu göçlerle ilgili işaret. Buradaki de çok, burada büyük belirgin bir balık işareti var. Aynı zamanda güçlü, yaratıcı, iş kabiliyetleri gereken iş sahalarında çok başarılı olacağını söyleyebiliriz. Az önce de bahsettik güneş çizgisiyle bağlantılı olarak. Özellikle akıl çizgisinde ay tepesine düşmesi, göç ve seyahatler her zaman hayatına daha çok romantizm ve şans getirecektir. Bunları da değerlendirmelidir. Kalp çizgilerine baktığımızda iki elde de zincirli görünen bir çizgi var. Sağ elde biraz daha iyi. Görüyorsunuz kalp çizgileri zincirli. Ve ikisinde de şöyle dış Mars'a düşen çizgi var. Şu şekilde. Bu kendisinin hassas, kırılgan olduğunu söyleyebiliriz. Alıngan birisi. Aynı zamanda böyle zincirli çizgiler kendisinin çok duygusal olduğunda, duygusal yoğunluklar yaşadığını da söyleyebiliriz. Kalbin fizik gücünde çok aşırı olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir sporcu gibi değildir. Ama diğer yönden baktığımızda yine bir buradaki problemlerde kalple ilgili sorunlar da yaşatabilirler de. Bunlara da dikkat edecek. Her zaman kontrollerini yaptırması daha iyi olur. Yine böyle zincirli kalp çizgileri ne kadar sıcak, sempatik olsa da güven problemleri yaşayabilir. Diğer yandan baktığımızda şans çizgileri sağ elde gerçekten daha çok sol ele göre. Kader çizgilerimiz de sağ elde, güneş çizgilerimiz de sağ elde daha iyi. Hatta burada bir şans üçgeni de oluşturuyor.
çizgisinden oluşmuyor ama güneş çizgisinden oluşuyor. Yani Merkür çizgisinden de oluşmuş sayabiliriz yine burada bir çizgi daha var. Maddi konularda şanssızlık yaşayacağını düşünmüyorum. Belki erken dönemlerde bir sıkıntılar olmuş olabilir ama 22-23 yaşından sonra zaten kendi işine başlamış, çalışıyor. Hiçbir sorun görünmüyor bu konuda. Sadece maddi konularda uyarılarımızı yapmıştık zaten. Akıl çizgisini görüyorsunuz. Yine burada da 22 yaşlarına kadar bozuk. Ondan sonra düzelen uzun bir çizgi var. Hayat çizgisine de bu benzerlik var aslında o dönemlere kadar. Sağda pek belli olmuyor ama solda daha belli. Ama bunların hepsini aşıyor. Gayet iyi ilerliyor. Sağlık konularında şanslı olduğunu söyledik ama dediğimiz gibi kontrolleri elden bırakmaması lazım. Zayıf olduğu noktaları da saydık. Özellikle sol eldeki durumların böyle oluşu ve çizginin kesmesi 63 yaşlarında yine bir uyarıcı bu konuda. Evet, bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp sipariş verebilirsiniz. Açıklamalar kısmında ayrıca bir link daha var. Bu da eğitim videoları ile ilgili görüntülü anlatım. Eğer ilgileniyorsanız, her çizgileriyle öğrenmek istiyorsanız oradan bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.